Merhaba arkadaşım sınav ikizinin konu anlatımlarına devam ediyoruz Üstü sayıları anlatacağım çok çok önemli konu Ve önemlisi arkadaşlar yeni nesil soru tipleri göstereceğim Tabii hemen ödeviniz verip başlıyorum ee, Neredesin üstü sayılar Bakalım kaç test var 1 3 3 e atladım hemen 4 5 bitmedi 6 7 var mı yok 6 test ödeviniz var sonra köklü sayılara geçeceğiz arkadaşlar Ve şunu özellikle söylüyorum Ders biraz uzun olabilir. Ders uzuyor diye canını sıkma. İstediğin yerde durup mola verebilirsin. Ve yeni nesil soruları da mutlaka gör. Bazı arkadaşlar ders uzun diyor ama şöyle bir taktik vereyim. Hızlı bir alarak hızlı bir şekilde izleyebilirsin. Böylece soruları mutlaka görülmüş olsun. Tamam. Şimdi üstü sayılar şu demektir arkadaşlar. Çarpmanın kısa hali. Nasıl yani hocam? Yani arkadaşlar adam... Diyelim 10 tane 5'i çarpacakmış. Böyle 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı tık tık bunun 10 tanesini çarpacakmış ama bunu böyle göstermeyecekmiş. Nasıl gösterecekmiş? 5 üzeri 10 diyecekmiş. Yani sen burada kaç tane sayı kullanıyorsun? 10 tane. Kaç tane sayı yani bu 5'ten kaç tanesini çarptığını göstermek için 5 üzeri 10 dersin. Buradaki 10 yani üst kaç tanesinin tekrarlı bir şekilde çarpıldığını gösterir. Teori de şudur. A çarpı A tık tık gitti ya. N tane diyor. Demek ki Burada en tane A var. A üzeri N ile gösteririz. Buna taban deriz. Buna üst deriz. Tamam. Hemen şunları yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3'ü çarpmış. Bu 3 üzeri 5'tir. 1, 2, 3, 4. 4 tane var. Adedi önemli. 1 bölü 2'den 4 tanesi çarpılmış. 1, 2, 3. Eksi 3 bölü 5'ten 3 tanesi çarpılmış. Tamam. Bu kadar basit. Hemen yardırıp fırlatalım ve devam edelim. Birkaç pratik yapayım. Şimdi 2 üzeri 3 ne demektir? Burada bir algı hatası Onu da özellikle söyleyeceğim. 2 üzeri 3 demek 2'yi 3 defa yan yana çarp. Şu üst sana kaç tane çarpacağını gösterir. Diyor ki 3 defa tekrarla. Tekrar edildi 3 defa. 1, 2, 3. Tekrar aderini adedini yazdım. 2 kere 2, 4, 4'ü bir de 2 ile çarp 8. İşte algı hatası da şu. Bazı arkadaşlarımız maalesef hala şu 2 ile şu 3'ü çarpıp 6 yapıyorlar. Da, da 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 Böyle bir dünya yok. Yani bu tabanla üst çarpılmaz. Asla. Üstlü sayılar böyle basit bir çarpma değildir. Bu tekrar adedidir. Bak 3 üzeri 4 tekrar edildi 4. 4 defa tekrarla 3'ü. 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi 3 geç 9. 9'u 3'le çarp. 27 hocam. 27'yi 3'le çarpar mısın? 81 hocam. Yapıştır geç. Bu kadar. 1 üzeri 7. Bak 1'i 7 defa yan yana çarp. Tamam mı? 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Yine sonuç 1 yapar. 1'i kaç defa yan yana çarparsan çarp. Sonuç 1 yapar. 1 kere 7'den 7 deme sakın. Şimdi 202 bölü 6'nın 3. kuvveti. Bu şu demektir. Bu 2 var ya kare. Hem 2'nin hem 6'nın karesidir. Şöyle yapabilirsin. 2 yol var. Önce 1. yolunu göstereyim. 2 bölü 6'yı 2 defa yan yana çarparsın. Ne yapar? 4. 6 kere 6 36. Böyle de yapabilirsin. Ya da şunu diyebilirsin. Ya hocam şöyle de olur mu? Nasıl? Bu iki, hem 2 hem 2'nin hem de 6'nın karesi olur. Yani 2 üzeri 2 bölü 6 üzeri 2 olur mu? Evet olur. Zaten bu daha kolay güzel bir yöntemdir. Bunu yapacağız. 2'nin karesi 4. Yani 2'yi yan yana 2 ile çarparsan 4. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36'tır. Zaten bunlar sadeleşir. 1 bölü 9 olur. Hocam burada niye sadeleşmedi? Aynen burada da sadeleşsin. 1 bölü 9 olsun. Her ikisini 4'e böldüm. Heh, şuraya gelelim. Eksi 5'in karesi nedir? Çok basit. Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımıdır. Buradan bir genelleme çıkartacağım. Bak 5 kere 5 25. Eksi ile eksi'nin çarpımı ne yapar? Artı. Artı 25. Tabii biz soruları çözerken şu metodu kullanmayacağız. Bunun kısa bir yöntemi var. Onu kullanacağız. Nedir o? Öncelikle şunu hatırlatayım. Arka sayfada onu göstereceğim ama bak. Pozitif sayıları çarparken hiçbir sıkıntı yoktu. Sonuçlar hep pozitif çıktı. Gördün mü? Ama negatif sayılarda bir ikilem oluşuyor. Nedir o? Hemen gösterelim. Oo ne güzel fırlattım be. Nereye kadar gitti var ya. Çok beğendim. Neyse. Tekrar buraya dönüyorum. Negatif sayılarda arkadaşlar bir çatal var. Yol ayrımı. O da şu. Negatif bir sayının eğer ki kuvveti çift ise sonuç pozitif yapar. Negatif bir sayının kuvveti tekse sonuç negatif yapar. Yani şu. Eksi 3'ün karesi. He, eksi 3'ün karesi mi diyor? 3'ün karesi 9'dur hocam. Aferin. Bu eksidir ama bu kare bu eksiyi artı yapar. Sonuç artı 9'dur. Sebebini anlatacağım. Eksi 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti 2'yi 5 defa yan yana çarp. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 2 kere 2, 4, 4, 2, 2 8, 8, 8, 16, 16, 2, cevap 32. Cevap 32 çıktı. Ama bu tek kuvvet olduğu için 5 eksiği artı yapamaz. Cevap eksi 32'dir. Sebebi de şuradan gelir. Bakın bu çift kuvvet olan kare hem 3'e hem eksiği etki eder. Şimdi 3'ü 9 yapar. Eksiği eksi ile eksiğin çarpımından artı yapar. Sebebi şudur. Eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3 demek değil midir? Evet. E, 3 kere 3 9'dur. Eksi ile artı yapar. İşaretler çarpımı. Buradan gelir tamam mı? Ama burada eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 2'yi 5 defa yan yana çarpmaktır. Bak şimdi. 3 etti. 4. Bu 5. mi? Şimdi 2 kere 2 4. 4'ü 2 ile çarp 8. 8'i 2 ile çarp 16. 16'yı 2 ile çarptın 32. Şimdi işaretleri çarpalım. Eksi ile eksi çarp artı. Buradan öğrettiğin artıyı bir daha eksi ile çarp eksi. Buradan öğrettiğin eksi bir daha eksi ile çarp artı. Buradan öğrettiğin artıyı bir daha eksi ile çarp eksi. En nihayetinde eksi oldu gördün mü? Heh. Bu işaretleri her zaman böyle çarpma diye uğraşma diye biz pratik bir yol söylüyoruz. Diyoruz ki burası tek mi? Tek kardeşim. O zaman işaretin eksi ise eksi olur. Etkileyemez. Tek kuvvet 2'yi 32 yaparken eksiyi eksi olarak bırakır. Çünkü 5 defa eksinin çarpılması yine eksi yapar. Anladın mı mesela? Ama artılar da pardon çiftler de bu çift kuvvet eksiyi artıya çevirir. Süper. Şöyle bir de ayrıntı var. Zurnanın zırt dediği yer. Ayrıntı nokta şu. Biz burada çift kuvvetimiz eksiği artı yapar doğru. Örneğin şu. Eksi 2'nin mesela 4. kuvveti. Hocam 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 2'yi 4 defa yan yana çarpalım 16 yapar. Bu çift kuvvet bu eksiği de artı yapar. Artı 16 der. Doğru. Harikasın. Ama bu çift kuvvetin buradaki eksiği etkileyebilmesi için parantezin dışında olmalı. Çünkü bu çift kuvvet parantezin dışında olduğu zaman hem sayıya hem de işareti etki eder. Buradaki gibi parantez yok ise bak buraya çok dikkat et. Parantez yok ise bu kuvvet sadece 2'ye aittir. Yani 2'nin 6. kuvvetini alırsın. Ee, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Buradaki eksi aynen kalmaya devam eder. Çünkü parantez yok. Bu 6 sadece 2'ye aittir. Eksiye ait değildir. Bak. Eksi 3 üzeri 4. Buradaki 4 sadece 3'e aittir. 3 üzeri 4 81 yapar. 3'ü 4 defa yana çarp 81 yapar. Bu eksi Burada mutlaka olmak zorunda. İkisi arasındaki farkı gördün mü? Eğer şöyle olsaydı. Eksi 3'ün 4. kuvveti olsaydı. Bak bu fark çok çok önemli. Böyle olsaydı hocam bu 4 3'e etki ederse 81 yapar. Bu 4 çift kuvvet olduğu için eksiye 7 etki eder. Onu da artı yapar derdin. Her ikisini etkiler derdin. Ama burada sadece 3'ü etkiler. Anladın mı meseleyi? Anladım hocam. Süper. Umarım anlamasındır. Ne diyor? Tek kuvvetler tabanın işaretini değiştirmez. Zaten söylemiştik burada. Tek kuvvetler eksi ise eksi bırakır. Ama... Çift kuvvetler eksiği artı yapar. Bu kadar basit. Bu negatif sayılardadır. Pozitiflerde hiç böyle bir arayışa girmiyoruz. Neden? Zaten pozitif. Sonuç da pozitif çıkıyor. Gelelim sıfırıncı kuvvete. Bir sayının üzerinde sıfır gördüğün an yapıştır biri. Bak sayı üzeri sıfır var sonuç birdir. 5 üzeri sıfır birdir. Eksi üç üzeri sıfır yine birdir. Aa hocam bu sıfır çift olduğu için bu eksiği artı yaptı değil mi? Harikasın bak tebrik ediyorum. Olayı anlamışsın ha. Peki. 587 ne sıfırıncı kuvvetini yapar? Çok büyük bir sayı olsun. Sonuç yine 1. Yani burada ne olursa olsun sıfır hariç. Çünkü sıfır üzeri sıfır belirsiz. Onu demiyorum. Bir tam sayı gördüğünüz zaman sıfır dışında sonucu 1'e eşitle. Şimdi biraz öncekini eksi 1 bir üzerinden biraz daha genişletelim. Nasıl? Şöyle. Bak eksi 1 üzeri n var. Eksi 1'in bir kuvveti var diyelim. Ne çift sayıysa Sonuç 1 olur. Evet. Eksi 1'in çift kuvvetleri 1 yapar. Çünkü çift eksiği artı yapar. 1'in bütün kuvvetleri de 1 ettiği için sıkıntı yok. Şimdi bak. Eksi 1'in 3. kuvveti. 1'in 3. kuvveti. 1'i 3 defa yan yana çarp. Sonuç yine 1'dir. Tek kuvvet olduğu için bu eksiği etkileyemez. Eksi 1 oldu. 3 tek çünkü. Ama burada 1'i 12. kuvveti. 1'i 12 defa yan yana çarp. Sonuç yine 1'dir. Eksi ama bu 12 çift kuvvet olduğu için bu eksiği artıya çevirir. Bu kadar basit. Burada tek kuvvet olduğu için çeviremedi. Anladın mı? Bu sadece e, ee, negatif sayılarda karşımıza bir çık çıkan bir problem, bir ikilik. Çift mi tek mi diye bakarız. Çiftse pozitif, tekse negatif deriz. Ha bu parantez olduğunda. Çünkü parantez olması demek bu üstün içerideki her şeyi etkilemesi demek. Parantez olmadığında o üst işareti hiçbir şekilde etkileyemez. Üstlü sayılarda 4 işlem. Arkadaşlar bu arada elinizde kağıt kalem var değil mi? Şöyle defteriniz var. Şenol Hoca defteri yaptınız mı bir tane? Herhangi bir defteri mutlaka Şenol Hoca defteri diye kullanın. Ve soruları yazın. Bazı arkadaşlar şunu diyor. Hocam ders uzuyor o zaman. Tamam şöyle yap. Bu özet kısmı yazma istersen sadece soruları çözmeye çalış. Ya da bir karalama kağıdı olsun benimle beraber soruları sen de yazmaya çalış. Benden önce benden sonra çözersen gerçekten öğreneceksin. Bak ben sadece izlemeni istemiyorum. Öğrenmeni istiyorum. Zaman alır. Sabır ister ama sonunda öğrenmiş olursun. Tamam. Üstü sayılarda çarpma. Çarpma çok basit. Çarpma yapabilmen için altların aynı olması lazım. Altlar aynı olduğunda çarpmada üstler toplanır. Bak ne ile? P'yi toplamış. Bu kadar. Bak 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4. altlar aynı mı? 2 2. Altları aynen yazdım. Yapacağım tek şey üstleri toplamak. 5 artı 4 9. Bu kadar. Bu kadar basit. Sebebini de açıklayacağım ama önce bir yudum su alayım. Bak şimdi. A üzeri 3 çarpı A üzeri 2. Tabanlar aynı. A A. Aynen yaz. 3 ile 2'yi topla 5. Sebebini anlatılacak Dur sabırlı ol anlatacağım. Tabanlar 5 5. Altlar eşitse üstleri topluyordum. Eksi 1 ile 4'ü topla 3. A altlar eşit 3 3. 3 diye yaz. Üstleri topla. 2 eksi 3 yapar. Eksi 1. Hocam altlar aynı üstleri toplayın. Toplayayım. Bu artı A eksi A birbirini götürür. 2 eksi 1'den 1 olur. Ha. Sebebini şu örnekte açıklamak istiyorum. Bunu alayım. Neden böyle oldu? Bak 2 üzeri 5 ne demektir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı, 2. 5 tane oldu mu? Oldu. Çarpı 2 üzeri 4. 4 tane de burada var. Heh. Peki bu çarpma nihayetinde ne oldu? Kaç tane 2'nin çarpımı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nihayetinde 9 tane 2'nin çarpımı olduğu için 2 üzeri 9 yapar. Olayı anladın mı? Burada 9 adet tekrar var. Dolayısıyla üstüne 9 yazarım. Bunun kısa yolu şudur. Direkt üstleri topla. Yani böyle ameli gibi açmana gerek yok her seferinde. Yoksa soruyu nasıl çözeceğiz sürekli bununla uğraşırsak? Demek ki neymiş? Altlar eşitse üstleri topla. Peki üstler eşitse ne yapacağız? Çarpma da eğer üstler eşit altlar farklıysa da üstler eşitse altları çarp. Bak n n üstü aynen yazdım altları çarptım gördün mü? Şimdi bakalım. 2 3 altlar farklı hocam ama üstler aynı. O zaman 2 ile 3 çarp 6 üstü aynen yaz. 3 6 üzeri 3'tür. A altlar farklı ama üstler aynı. Süper altları çarp üstleri aynen bir kere yaz. Demek ki Altlar eşitse üstleri topla, üstler eşitse altları çarp. Altlar eşitse üstleri topla, üstler eşitse altları çarp. Şarkısı bile var tamam mı? Bunu böyle aklına tutabilirsin. Bir de şunu söyleyeyim. Bazen bunu verir. Tamam. Buna dönüştürürüz. Niye? Üstler aynı olduğu için altları çarparız. Eyvallah. Ama bazen de bunu verir. Bu hale getirmemiz gerekebilir. Nasıl yani? Yani şöyle mesela 10 üzeri 4 verdi diyelim. Sallıyorum şu an. Bana 5 üzeri 4 lazım. Sorunun içerisinde diyelim öyle bir şey kullanmam lazım. Bu 10'un 5 çarpı 2 olduğunu hatırlarım. Üzerinde 4 olduğunu hatırlarım. Sonra bu 4 her ikisi içindeki her şeyin 4. kuvvetidir. 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 diye de ayıklayabilirim. Neden? E çünkü bu çarpma altlı, e, üstler eşit olduğu için altları çarpalım. 5 2 2 10 10 üzeri 4 yapar. Bak eski halini verir. Bu ayıklamaları da bilmek lazım. Hani geri dönüşümlüdür. Bu tarafa doğru oluyorsa öbür tarafa doğru da olur. Gelelim negatif üste. Negatif üstün diğer adı taklacı. Neymiş? Taklacı. Nasıl yani hocam? Taklacı güvenilecek. Takla atacak. Negatif üstün tek bir esprisi var. Üstte negatiflik gördün mü? Takla attır. Bak. A üzeri eksi 1. Buradaki eksinin tek bir görevi var. Beni diyor takla attır. Bak. Bu A'nın paydasında gizli bir var. Biri bu sefer yukarı alırsın. A'yı aşağıya alırsın. A üzeri 1 olduğu için üzerine 1 yazarsın. Bu kadar. Bunu şöyle bir örnekle anlatsam sanki daha iyi olacak. A bölü B var diyelim. Üzerinde de eksi 2 var. Aa hocam eksi eksi sadece taklacıydı. Bu eksinin görevi takla attırmaktır. A bölü B'yi B bölü A yaparsın. Şimdi artık eksiden kurtuldun. Takla attır ama 2 duruyor. Bu kadar. Hani bunun eksisi yok oldu. Çünkü görevini yaptı. Takla attırdı. Hemen burada inceleyelim. Önce burada inceleyelim. Bu daha kolay. Aha 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. Hemen bunu 3 bölü 2 yazarsın. Ters çevirirsin. Üzeri 2. Bu kadar basit. E bu 2 hem bunun hem bunun kuvvetidir. 3'ün karesini yapar. 3'ü 3 ile çarp 9. 2'nin karesini yapar. 2'yi 2 ile çarp 4. Yapıştır geç. Buraya gelelim. Bunun paydasına gizli 1 olduğunu biliyorsun zaten. Bu eksi takla attırdı demektir. 1 bölü 2. Bu eksi 1 artık artı 1 oldu. Zaten bu 1'i yazmaya gerek yok. Cevap 1 bölü 2. Şuraya gelelim. Hocam bunun altında gizli 1 var. 3 bölü 1'i ters çevirin. 1 bölü 3 oldu. Şu eksi 2 artık burada artı 2 olarak durur. Bakın şurada artı 2 olarak durmaya devam ediyor. Sadece eksisini kaybetti. 1 bölü 3'ün karesi de 9'dur. Güzel. Bu ne olacak peki? Aha zurnanın zırt dediği yer. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben mesela e, şurada şöyle de yazabilirdim. Şu eksi 2 ters çevir demek ya. 3 bölü 1'i 1 bir bölü 3 yazıp bu 2'yi tam bu tepeye de koyabilirdim. Neden? Neden hocam? Çünkü 1'in karesini alınca tekrar 1 yapacak. 3'ün karesini alınca 3 üzeri 2 yapacak. Böyle yapacak. Dolayısıyla bunu da daha iyi anlamanız için şöyle yazabilirim. Bu 1 bölü 7'nin eksi 2. kuvvetiyle aynı şeydir. Çünkü eksi 2'yi 1'e at. 1 üzeri eksi 2, 1 üzeri eksi 2 yine 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla 7 üzeri eksi 2'ye dönüşür. Heh. O zaman şu eksi görevini yapsın. Takla attırsın. 1 bölü 7, 7 bölü 1 yapsın. Üzerinde 2 olarak kalmaya devam eder. Eksisi gitti. Artıya döndü. Çünkü görevini yaptı. Heh. Şimdi gelelim. 7'nin karesi nedir? 49. 1'in karesi nedir? 1. Hocam bunu yazmanıza gerek yok ki. Direkt 49 yazın. Süper. Bu kadar basit. Böylece arkadaşlar kuralları şu an e, tanıyoruz. Biraz sonra yeni nesil sorulara geçeceğim. Bu kuralları bilelim ki kuralları soru içerisinde kullanabilelim. Tamam. Şunu yırt, yırtayım mı ya? Hep fırlatıyorum. Bu sefer de yırtayım. Püyü, süper. İşte yeni nesil bir soru. Hocam bunun neresi yeni nesil? Şurası yeni nesil. Arkadaşlar yeni nesilde ÖSM şöyle yapar. Sana bir bilgi verir. O bilgiyle alakalı soru sorar. Tamam mı? Yani çok böyle abuk subuk uçan kaçan sorular aramayın. Bir dakika şu kağıt geri geldi. Bunu tekrar yollayayım şöyle. Heh. Mesela bir veri grubunun içerisinde en çok tekrarlanan sayıya o veri grubunun modu denir. Hmm. Sana modun tanımını yaptı mı? Yaptı. Neymiş? Bir veri grubun, grubunda en çok tekrarlanan sayıya mod denir. Şu veri grubunu vermiş. Bu veri grubunun modu aşağıdakilerden hangisidir? Heh. Modla üstü sayıları birleştirmiş. Şimdi sana şunu diyor. Diyor ki arkadaşım sen önce şu sayıların değerlerini bul. Sonra en çok tekrarlarını bulmak zaten çocuk oyuncağı. Ben de diyorum ki hee. Baktığım zaman problem çıkaracak şu iki tip var. Bu iki tipi alıp ayrı bir yerde bir ayıklayayım. Bunların derdini. Şuraya geliyorum. İlk başta bunun, bunun değerini bulmak istiyorum. Diyorum ki bakıyorum he eksi 1. Eksi bir bu eksi ters çevir komutuydu. Şuradaki 2 üzeri 3'ü yukarı 1'i aşağı eksi de yazıyorum. Üzeri eksi 1 artık artı 1 oldu. Eksi görevini yaptı kayboldu gitti. E bu üstünde birin hiçbir anlamı yok. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Bunu yazmama hiç gerek bile yokmuş. Tamam. Paydaya 1 yazman da bir anlamı yok. Şu eksi 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3. 2'yi 3 defa yan yana çarp. 2 kere 2 4. Bir daha 4. E, bir daha 2 ile çarp 8. Burası 8 çıktı ama önde eksi var. Eksi 8. Demek ki bunun cevabı şu kocaman şeyin cevabına ben eksi 8 diyebilirim. Bu 8. Buna gelelim. 2 üzeri 4. 2'yi 4 defa yan yana çarpalım. 2 kere 2 4. 8. 2 ile çarp 16. Bunun cevabı 16. Şu an üstüne not ediyorum. En sonunda güzel yazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Heh. Zurnanın zırt dediği yer. Şimdi. Bunu alalım. Gel bakalım sen. Şu eksi görevini yapsın. Takla attırsın. Eksi 4 bölü 1 üzeri artık artı 2'ye döner. Güzel. Gördüğün gibi sadece ters çevirdim. Bu 2 yani kare hem 4'ün hem 1'in karesidir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Burası nedir? Çift kuvvet. İçerideki sayı ne? Negatif. Ya şu 1'i sallayın aslında. Şu eksi 4'ün karesi demek değil midir? Heh. Paydalı birim bir anlamı yok. Şimdi 4'ün karesi 16'dır. 4 kere 4 16 yapar. Çift kuvvet olduğu için bu eksiği artıya çevirdi. Artı 16. Buranın cevabı da kocaman yerin cevabı da 16 çıktığına göre bunu da üstüne yazıyorum. 6'nın karesi 6 çarpı 6 36'dır. Üstüne yazıyorum. Heh. Bir üst var. Negatiflik var. Burada da negatiflik var ve parantez yok. Aha kaldık öyle. Ne yapacağız şimdi? Diyorum ki bir dakika. Önce parantez olmadığı için bu üst buradaki eksili alakasızdır. Bunu hiç ilgilendirmez. E, yani şöyle buranın işlemini yapıp sonra önüne eksi koyabilirim. Şu eksi ne demekti? Hocam ters çevir demekti. Güzel. Al bunu buraya. Eksi. 2'yi ters çevir. 1 bölü 2 üzeri 5 yaptı. Bak. Buradaki eksi. Bunun paydası da gizli 1 vardı. Bu ikisini yerini değiştirdi. Ve eksi artık. Eksi 5 artı 5 oldu. Güzel. Sonra şuradaki eksi kalmaya devam eder. 1 aynen durur. 2 üzeri 5. 2'yi 5 defa yayın çarp. 32. Aferin. Burası da eksi 1 bölü 32 yaptı mı? Yaptı. Şurası eksi 1 bölü 32 yaptı. Bakayım. E, ters çevirdi. Tamam. Tık tık. Sıkıntı yok. Eksi 4'ün karesi. 4'ün karesi 16'dır. Zaten çift kuvvet olduğu için eksiyi artıya çevirir. Artı 16 yaptı. Veriyi tekrar yazıyorum. Buradan ne elde ettim? Eksi 8. Burası zaten 8. Burası 16. Burası 16. Burası 36. Burası eksi 1 bölü 32 gibi saçma bir şey çıktı. Burası da 16. Bu veri grubunda en çok tekrarlanan sayı kaçtır? 16'dır. Bakın 1, 2, 3 defa tekrarladı. Bunlar birer defa tekrarladı. Demek ki en çok tekrarlanan şeye mod deniyordu. Modumuz 16'dır. Yapıştırdık, geçtik. Bu kadar. Şöyle bir soru sorsam bakalım ne dersin? Soracak yer de kalmadı ama. Neyse dur, kağıdı ters çevireyim. Heh, madem soru sorayım şimdi aklıma geldi güzel bir soru. Eksi 3 üzeri e, mesela ne olsun? Eksi 4. Hı. Hmm. Arkadaşlar bunun cevabı sizce ne olur? Hadi bakalım. Yorumlara mı bırakayım? Yorum at. Yok ya hadi ben yapayım dayanamadım. Arkadaşlar şu eksinin bu eksiyle hiçbir alakası yok. Bak tekrarlıyorum. Aha bu eksiyle bu eksi uzaktan yakından akraba değiller. Hiç tanışmıyorlar. Alakaları yok. Bunları çarpıp artı yapmayın sakın. Tamam mı? Şöyle yapacaksın. Önce şu eksiği kullanacaksın. Ters çevir. 1 bölü. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti yap. Tamam. 1 bölü. Eksi 3'ün 4'ü kökü. 3'ün 4'ü kökü 81'dir. Burası çift olduğu için eksi artı yapar. 1 bölü 81 olur. Bu eksi ikisi 2 iki eksi çarpıp o yüzden artı yapmadım ha. Dikkat edin. Çünkü şöyle aksi bir örnek de çıkabilir. Mesela eksi 2 üzeri eksi 5. Bak. Şu eksi ters çevir komutudur. 1 bölü eksi 2 üzeri 5 yaptım. Şimdi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Bak Tek kuvvet olduğu için eksi yok edemez. Eksi 32 olur. Bak. Bu sefer eksi eksi vardı. Sonuç artı çıkmadı. Eksi çıktı. Yani bu ikisinin birbiriyle alakası yok. Sakın çarpmaya falan çalışmayın. Peki hocam anladık. O zaman fırlatıyorum. Bir yudum da su alayım. Ondan sonra devam edeyim. Bu arada şunu tekrarlayayım. Yeni nesil sorulara daha gelmedim. Bak. Bir tane gösterdim biraz önce modla. Dersin sonuna doğru muhteşem yeni nesil sorular var. Onları mutlaka izle. Ve sıkıldığın yerde, istediğin yerde durdurup ara verebilirsin. Sonuçta e, kontrol kumanda senin elinde. Üstün üstü ne yapılır? Çarpılır. Bak. A'nın bir üstünü almış. Yetmemiş. Bir daha üstünü almış. O zaman bu ikisini çarpacaksın. Bu. Bak. 3 üzeri 2. Bir de dördüncü kuvvetini almış. Diyeceksin ki Aa, bu ikisini çarpmalıyım. 2 kere 4, 8. Bu 3 üzeri 8'dir. Kısa yoldan. Şimdi. Eksi. ha Dur eksiye gelmeyeyim Şuraya anlatayım. 2 üzeri 3, 2. Hemen diyeceksin ki şu ikisini çarpayım. 3 kere 2, 6 a üzeri eksi 2 üzeri eksi 1. Bu ikisini çarpalım. Her ikisini çarpımı artı 2 yapar. Bitti. Peki burada ne olacak? Burada bak şuna dikkat et. Bu sayı nedir? 6'dır hocam. Ya o değil yani. Tek mi çift mi? Ha, çifttir hocam. Güzel. 6 çiftse buranın sonucu pozitif yapmalı. Çünkü negatif bir sayının çift kuvveti pozitif yapar. Şimdi bu 3 ile 2 çarpıp 18 yapacağım belli. Ama şöyle yapacağım. Artı 2 üzeri 3 kere, 3 kere 6 18 yapar. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu çift kuvvet olduğu için sonucu mutlaka artı çıkaracaktı. Buradaki eksiği yok edip dışlayabilirsiniz. Hocam şöyle yapabilir miyiz? Nasıl? Yani bu ikisini çarpıp 18 üst olarak yazarım. Ama aşağıda eksi 2 olduğu için eksi 2 üzeri 18 yaparım. Bu da doğru mu? Evet doğru. Çünkü çift olduğu için bu eksiği her halükarda artıya çeviriyor. Ama şöyle yapamazsın. Eksi 2 üzeri 18 yazamazsın. Neden? Bu 18 sadece 2 aittir. Eksi ait değildir. Parantezsiz de çünkü o ayrı bir dünyaydı. Başta gösterdim. Böyle yapamazsın. Şu ikisinden istediğini yapabilirsin. İşte yeni nesil bir soru daha. ÖSYM sorarsa böyle sor arkadaşlar. Bir üstü sayı problemine çevir olayı. Sana yoksa üstün üstünü biliyor musun diye sormaz artık. Yeni nesil soru örneğimize bakalım. Bir, bir mobilya mağazasında satılan masa ve sandalyelere ait bilgileri aşağıdaki tabloda göstermiştir. Tamam masa, sandalye. Adet fiyatı lira olarak verilmiş. Satış adetleri de verilmiş. Bu satışlardan toplam 1250 lira gelir elde edildiğine göre bir masanın ve bir sandalyenin toplam fiyatı kaç liradır? Bulalım. Toplam hepsini satacağım. 1250 lira elde edeceğim. Şimdi masadan başlıyorum satışa. Satış fiyatı bir tanesinin fiyatı 5 üzeri 2x-1 liradır. Ama şu eksi 1 yazamadım. Neyse burası eksi tamam mı? Eksi 1 liradır çarpı ne kadar satmışım? 5 üzeri x eksi 1 tane satmışım. O zaman bu ikisinin çarpımı toplam elime geçecek parayı verir. Hocam tabanlar aynı. Çarpma işleminde altlar eşitse üstleri topla demiştiniz. Üstleri toplayalım. 2x eksi 1 ile x eksi 1 toplayalım. 2x 1x daha 3x eder. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 yaptık. Güzel. Gelelim aşağıdakine. Sandalye satıyorum. 5 üzeri x tane satmışım. Pardon. Her birinin fiyatı 5 üzeri x lira. 25 üzeri x eksi 1 tane satmışım. Bu ikisini çarpmalıyım. Hocam bir dakika ne altlar eşit ne üstler eşit. Şimdi ne yapacağız? Heh, biz iki şey biliyoruz. Çarpma yapabilmek için ya altlar eşit olmalı ya üstler eşit olmalı. Eşit değilse eşitleyeceğiz işte. Nasıl eşitleyeceğiz? Şimdi 25 üzeri x eksi 1'i şöyle yazacağım. 25 dediğin şey nedir? 5'in karesidir. Bunu 5'in karesi yapacağım. Üstü x eksi 1 yapacağım. Şimdi üstün, üstün üstü ne yapılırdı? Çarpılırdı. Şimdi bu 2 ile x eksi 1'i çarpmalıyım. Yani ne olur sana 5 üzeri 2x Eksi 2 olur. Bak 2'yi x'e çarptım. 2'yi eksi 1 ile çarptım. Eksi 2 oldu. Dolayısıyla bu 25 üzeri x eksi 1 yazmayacağım. Onun yerine 5 üzeri 2 x eksi 2 yazacağım. Yani şöyle olacak. 5 üzeri x çarpı bunun yerine ne yazdım? 5 üzeri 2 x eksi 2. Ne demiştim? Ya altlar ya üstler eşit olmalı ki çarpma yapabilmesin. İki şey biliyoruz. Bak güzel bir e, hokus pokusla hemen altları eşit duruma getirdim. Madem altlar eşit üstleri toplayalım. 6 bir kere aynen yazıyorum. Üstleri topluyorum. 2x. X'e topla. 3x. Bir de eksi 2 oldu. Tamam. Masa satışından şu kadar fiyat elde ettim. Sandalye satışından bu kadar fiyat yani para elde ettim. Bu her ikisini toplamalıyım ve bu 1250 olmalı. Bir bakıyorum. Buradan ne kadar elde etmişim? Siyah neredesin? Gel buraya. Buradan 5 üzeri 3x eksi 2 lira elde etmişim. Artı. Buradan da aynısını elde etmişim ya. Bak. 5 üzeri 3x eksi 2. Aynı parayı elde etmişim her ikisinden. Eşitler. Bunları toplarken bir bakıyorum aynı şeyden iki tane varsa 2 çarpı 5 üzeri 3x eksi 2 yazabilirim. Bu ikisinin toplamını 2 çarpı 5, 5 üzeri 3x eksi 2 yazdım. Oh dilim dönmüyor artık aynı şeyleri Söyle söyleye Eşittir bu para olan 1250 liraya eşit olmalıymış. Hocam her iki tarafı 2'ye bölün. Tak tak 625. Ne oldu? Ee, 5 üzeri 3x eksi 2. Oldu mu sana? 625. Güzel. Peki sana şöyle bir sorum sorum var. 5'in hangi kuvveti 625 yapar? Hı? Hadi bulalım. Bakalım. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı bir sürü 5 var. Ne zaman 625 elde edeceğim? 5 kere 5 25. 25'i 5 ile çarp 125 hocam. 125'i bir daha 5 ile çarp 625 hocam. Yeter. Demek ki bunlara gerek yok. 1, 2, 3, 4. 5 üzeri 4 625 yapıyormuş. O zaman buradaki üst 4 olmalı. Yani 3x 2 4 olmalı. Madem 3x eksi 2 eksi 2 eşittir 4'tür. At karşıya 3x eşittir 6'dır. x 2'dir. Cevap 2 diye aramayın. Şıklarda bulamazsınız. x 2. Bak sakin ol. x'i 2 buldum. Neredesin bana başka bir renk verin. Yeşil. Gel. x'i 2 buldum. Soruya dönüyorum. Soru bana diyor ki bir masa ve bir sandalyenin fiyatı nedir? He. Şu karman çorman bilgiden x'in 2 olduğunu öğrendikten sonra buraya dönüyorum. Bir adet masa fiyatı buydu. Bir adet sandalye fiyatı buydu. X2 ise 5 üzeri 2. 5'in karesi nedir? 25. Bir sandalye 25 liradır. X2 ise 2 kere 2 4. 1 çıkar 3. 5 üzeri 3 masanın fiyatıdır. 5'i 3 defa yayına çarpın. 125 hocam. Süper. İkisinin fiyat toplamı 125-25 topla 150. Yapıştır B şıkkını. İşte bu. ÖSYM bize böyle şeylerle gelir artık. Tamam. Gördüğün gibi aslında bir problem. Yani küçük bir sayısal mantık problemi. Üstü sayıyla entegre edilmiş. Ve soru kökünde de ikisi sormaz bir masa bir sandalyenin fiyatını sorar bu şekilde buluruz arkadaşlar artık yeni soru tiplerimiz bunlar bunları alışsak sevsek iyi olacak tekrarlıyorum elinde kağıt kalem olacak benden önce benden sonra soruları çözeceksin uzayacak ama yapacak bir şey yok yani e, ders uzasa da önemli olan öğrenmektir sadece izleyerek seyirci olmayın katılımcı olun tamam mı sadece izleyerek olmuyor çünkü üstü sayıları parçalamaya gelir. Bu yeni bir şey değil. Hemen tırsmayın. Bu aslında bildiğimiz şeyin tersten uygulanması. Şimdi biz çarpma yaparken bak şunları diyeyim. Altlar eşitken üstleri toplardık değil mi? P ile N'yi toplarız. he O zaman üstler toplanmış şekilde verilirse de iki çarpmaya ayırabiliriz. Yani şu. 2 üzeri x artı 2 dediğine göre he hocam bu üstü topladığına göre eskiden bu çarpma işlemiymiş. Bunun üstü 2 üzeri x, bunun üstü de 2 üzeri 2'ymiş. Altları eşit olduğu için üstleri toplamış. X artı 2 yazmış. O zaman bana bunu verirse de şu toplamadan iki farklı çarpmaya ayırabilirim diyeceksin. Bakalım toplama var. İki çarpmaya ayırabilirim. A üzeri 3x çarpı A üzeri 1 şeklinde. Güzel. Çünkü altları eşit üstleri topla eski haline gelir. 3 üzeri 5, 3 üzeri x şeklinde. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sallıyorum. 5 üzeri 20 dedim. Ama diyelim bize sorunun içerisinde kullanmak için 5 üzeri 7 lazım. Hemen diyeceksin ki bu 5 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 13'tür. Çünkü çarpmada altlara eşit olduğu için üstleri toplayınca tekrar 5 üzeri 20'yi elde ederim. Böylece işine yarayan şey her neyse onu üretip onu kullanabileceksin. Hemen uygulamada gösterelim. Ho <laughs> giri geldi. Nasıl bu uçtuysa bak Allah Allah bu kağıtta bir şey var ikinciye gir geldi. Yanlış mı çözdüm yoksa beni doğru mu çözdü? Yok yo, doğru anlattım sıkıntı yok. Neyse. X değeri kaçtır? Şimdi ÖSYM normalde böyle X değeri kaçtırdığı sorusu artık çok fazla sormaz ama bunu anlayalım ki yeni nesil soruları da çözelim. Bak şimdi parçalama metodunu burada kullanacağız. 3 üzeri 2 eksi x var. Ne yapacaksın? Eksi ya da artı fark etmez. Şuradaki işlemden ayıracaksın. Bunu diyeceksin ki bu 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi x'miş. Altlar eşit olduğu için üstleri topla. 2 eksi x yapar. Bunu verir. Güzel. Artı bu 3 üzeri 1 Eksi var. Fark etmez. 3 üzeri eksi x dersen toplanınca çıkarma olurlar. Yani toplama çıkarma aslında aynı şeydir. Bir şey söyleyeyim mi? Çıkarma diye bir işlem yoktur. Çıkarma negatif bir sayıyla toplama işlemidir. Neyse geçiyorum burayı. Bu da yapacak bir şey yok. 3 üzeri eksi x aynen yazdım. Eşittir. 13 bölü 9. Peki şimdi ne olacak? Toplama işlemi ortak parantez alınarak yapılır. Aynı şeyleri, aynı nesneleri, elma, armutları en başa çekerim. Kalanları paranteze yazarım. Bak 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x. Hepsi ortak mı? Ortak. Peki kaç terim var burada? 3 terim. Çünkü toplama çıkarma terimleri ayırır. Toplamalar burada. 1, 2, 3 terim var. Bunların 3 üzeri eksi x'i başa alıyorum. 3 üzeri eksi x. Şimdi 3 üzeri eksi x alınca ne kaldı? 3'ün karesi. 3'ün karesi. Artı. Buna geçiyorum. 3 üzeri eksi x'i aldım. Bak. 3 üzeri 1 yani 3 kaldı. Artı. 3 üzeri eksi x aldım. Ne kaldı? Hocam hiçbir şey kalmadı. 0. Deme sakın. Bunun katsayısı gizli bir şekilde 1'dir ya. 1 kalır. Çünkü tekrar dağıttığım zaman eski halini vermeli. 3 üzeri eksi x'i neyle çarparsam tekrar 3 üzeri eksi x versin? 1 ile. Güzel. Burası 13 bölü 9. Şimdi şurayı yapabilirim. 3'ün karesi 9. 1 daha 10. 3 daha 13. 3 üzeri eksi x çarpı 13 eşittir. 13 bölü 9. Hocam efendim şu 13'ler sadeleşir. Bravo. Doğru diyorsun. Şöyle anlatayım mı? Her iki tarafta 13'e bölersem 1 olur. 13'e bölersem 1 olur. Yani 3 üzeri eksi x olursa 1 bölü 9. Var mı problem? Yok hocam. Şurayı alıp şöyle geniş ferah bir yer bulsam orada çözeceğim. Heh, şurayı alıyorum. Şimdi bu eksi ne demekti? Ters çevir. Takla attım. 3'ün altında gizli 1 var. 3 bölü 1'i 1 bölü 3 yapıyorum. Ve x 3'ün üzerinde hemen burayı x yazıyorum. Bak eksi görevini yaptı. Ters çevirdi. 1 bölü 3 üzeri x eşittir. 1 bölü 9. Hemencecik gördün değil mi? Üstler 1 1 ise altlar 9 9 olacak. Yani 3 üzeri x 9 olmalı. Peki 3'ün hangi kuvveti 9'dur? X e ne yazsam 9 olur? Tabii ki 2. X 2. Yapıştır. 3'ün karesi 9'dur çünkü. X'i 2 buldum. Yapıştırdım. Olay bu kadar. Güzel değil mi arkadaşlar? Adım adım çok çok daha geçeceksiniz. Biraz daha yeni nesil soruya doğru hareket edeceğiz. Ama önce bölmeyi de bir öğrenelim. Bölmeden sonra ise yeni nesil soru yağmuru başlıyor. Bölmede yapacağımız şey şu. Tabanlar aynı olduğu zaman altları üstleri çıkaracağız. Ama hangisini biliyor musun? Aşağıdaki üstü yukarı zıt işaretle geçireceksin. Çıkaracağız yani tamam mı? Tabi bunu her zaman çıkarma olarak kafanıza kodlamayın. Çünkü aşağıdaki yukarı zıt işaret olarak geçecek diye kodlarsanız çok daha zor olacak. Sebebini göstereyim. Aha 21 21 tabanlar 21. Şu 3'ü yukarı atıp 5'ten çıkarıyorum. 2 oluyor. Bu kadar. Tabanlar A. 3'ü çıkarıyorum. Bak şöyle yapıyorum. 7 3 yapıyorum aslında. A üzeri 4 yapıyor. Tamam. Buraya gelelim. Hocam tabanlar aynı 3 3. 12'den 9'u çıkarıyorum. Ya da şöyle diyeyim. Daha iyi. Şu 9 yukarı eksi olarak geçiyor. Daha doğrusu eksi demeyeyim. Zıt işaretiyle geçiyor. Neden? Onu anlatacağım. 3 üzeri 3 oldu. Bak şimdi. Buradaki eksi 2 var ya tabanlar aynı A. Bu eksi 2 yukarı işte artı 2 olarak geçecek. Heh, o yüzden böyle anlatıyorum. Aşağıdaki yukarı zıt işaretle geçer. Ve böyle biter. Çünkü 12, pardon 2 A nereden çıktı? Bu eksi 2 yukarı artı 2 diye geçti. A üzeri 14. Tamam Ö, nem, L Bak mesela şöyle de olabilir. Ee, 5 üzeri eksi 7 vardır. Burada da 5 üzeri eksi 3 vardır mesela. Bu 5 üzeri eksi 7'nin yanına bu eksi 3 artı 3 diye geçecek. Cevap 5 üzeri eksi 4. Bunlara dikkat edin yani. Peki hocam. O zaman uçuralım. Hadi bakalım. Fırla git. Toplama çıkarma. Bunu da hızlıca anlatayım. Ee, acele etmeyin. Bekleyin. Yeni nesil sorular geliyor. Ben de heyecanlanıyorum. Şu ıvır çıkarayım ki yeni nesil anlatayım diyorum. Toplama çıkarma bir, 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 örnekte galiba. Bir örnekte de değmiştim öncesinde. Toplama çıkarma yapabilmek için ortak parantez alırız. Aynı nesnelerin ortak parantezi. Bak toplama terimleri ayırmış. İki tane terim var. Biri burada biri burada. 3 üzeri x ortak. 3 üzeri x ortak parantezin alırsam buradan katsayısı 4 gelir. Artı burada gizli bir kat sayısı vardır. 1 gelir. Yani 3 üzeri x çarpı 5. 5 tane 3 üzeri x var. Hakikaten burada 4 tane vardı. Bir tane de burada var. 5 tane yapar. Aha A üzeri eksi 1 ortak. Hemen ortak parantezi alıyorum. 5 aradaki işlem eksi 2. Ne yapar? 3 yapar hocam. 3 çarpı A üzeri eksi 1 de diyebilirsin. A üzeri eksi 1 çarpı 3 de diyebilirsin. Zaten bazısı şunu diyor. Hocam A üzeri eksi 1 bir, bir nesne gibi düşünün. Evet. Bu da 5 tane vardı. 2 tanesini çıkarsam 3 tane kalır. Aynı şey. Heh. Burada ne yapacağız peki? Hocam şu yukarıdaki zımbırtıyı önce bir ayırın diyorsunuz. Süper. Şu nasıl ayrılırdı? Çarpma şeklinde. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2'dir. Neden? Toplandığına göre altları eşitse üstleri topla dediğimize göre üstleri topladığına göre öncesinde çarpma vardır. Eksi 3 üzeri x. Şimdi 3 üzeri x'lerin ortak olduğunu gördüğün 3 üzeri x ortak parantezimi alıyorum. Buradan 3'ün karesi gelir. Eksi buradan 1 gelir. Hiçbir şey yoksa sıfır yazmıyoruz. 1 yazıyoruz. 3'ün karesi 9'dur. 1 çıkar 8. 3 üzeri x çarpı 8. Bu pratik örneklerden sonra hemen daha gelişmiş örneklere geçelim. Klasik bir soru tipi. Buna benzer sorular daha önce çıktı. Algı hatası oluşmasını özellikle gösteriyorum. Bak 5 üzeri A'dan 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Toplama olduğu için 5 çarpı 5 üzeri A diyebilirim. Çünkü 5 tane aynısından toplamış. Ben de topladım 5 tane elma var. 5 elma yazdım bu kadar. Bölü ama aşağıda çarpma var. Çarpmada üstler toplanırdı. A, 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 A'da 2A, 1A'da 3A, 1A'da 4A, 1A'da 5A. Üstleri topluyorum. Altları aynen yazdım 5. Yukarıya bu sefer 5A yazdım. İkisi arasındaki farkı anladınız mı? Burada çarpma olduğu için üstleri topladım. Burada toplama olduğu için topladım. Kaç tane 5 üzeri A var dedim. 5 tane var. Bitti. Eşittir. 25. Ya 25 nedir Allah'ın sersen? Biz 25 ile işlem yapmıyoruz ki. 25 yerine 5'in karesi yazmalıyız. Süper. Şimdi şöyle diyorum. Önce şu çarpma yapayım. Altları eşitse üstleri topla. Bunun üstünde A var. Bunun üstünde gizli 1 var. A artı 1 oldu. Bölü 5 üzeri 5A eşittir. 5 üzeri 2'ye. Şuradan devam ediyorum. Hocam Bölme var. Altlar eşit. Bunu yukarıya zıt işaretle çıkarın diyorsunuz. Süper. 5 üzeri a artı 1 bu 5a eksi 5a diye geçti. Ve eşittir. 5 üzeri 2 oldu. Çünkü aşağıda bir şey kalmadı. Bu buraya geçti. Şimdi ne yapacağız? Hocam altlar eşitse üstler de eşit olur. Yani burası 2 eşit olmak zorunda. Süper. Burası nedir? a ile eksi 5a'yı toplayın. Eksi 4a yapar. Bir de artı 1 var. Cevap 2 olmalı. Bunu nasıl yaparım? Eksi 4 a'yı karşıya artı 4 a diye atarım. Bu artı 2 buraya eksi 2 diye atarım. Bir de burada vardı. Eksi 1 oldu. Her iki tarafı 4'e böl. A eksi 1 bölü 4. İşte bu kadar. Yapıştır. İnşallah şıklarda vardır. Var. Yapıştırdık aşkım. Bu. Tamam mı? Tamam hocam. Lütfen o soruyu benden önce e, benden sonra çöz. Tamam mı? İşte yeni nesil soru. ÖSYM bunu sorar. Bundan sonra böyle bu tarz sorular karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi nedir sorunun esprisi? Bir hikayesi vardır. Hikayeyi okuyup olayı anlayıp yapıştıracağız. Yanda verilen iki tekerleğin çevre uzunlukları sırasıyla 8 birim evet verilmiş ve 4 üzeri 1 eksi a birimdir. İkinci tekerleğin çevresi de 4 üzeri 1 eksi a birim. Güzel. Birinci tekerlek 32 tur. Buna 32 tur diyoruz. İkinci tekerlek 2 üzeri 6 tur attığında aldıkları yollar arasında şöyle bir ilişki varmış. Bu kaç tur atıyormuş? 2 üzeri 6 tur. Turları yazıyorum. Yani diyor ki bu teker 32 tur atarsa bu da 2 üzeri 6 tur atarsa bu yollar arasında AB yolu CD yolunun 16 katı olur şeklinde bir ilişki oluyor. Yani bu yol 16 kat daha fazladır. CD yolu daha küçüktür. Ben şöyle düşünüyorum. Şunu mutlaka kullanacağım zaten belli. Bu ilişkiyi nasıl kuracağım? Bak bu tekerleğin çevresi 8. Kaç tur atmış? 32 tur. Aldığı yol nedir? Çevre çarpı tur sayısı. Yani 8 çarpı 32. Bu kadar mesafe yol alır. Peki bu? Bunun da çevresi 4 üzeri 1 eksi A'dır. Peki kaç tur atmış? 2 üzeri 6 tur atmış. Aldıkları yollar arasında nasıl bir ilişki var? AB yolu yani bu uzun yol kısa yolun 16 katıymış. Kısa yol bu değil midir? Evet. Niye? Çevresi 4 üzeri 1 eksi A attığı tur sayısı 2 üzeri 6 bu kısa yoldur. Diyor ki kısa yolu 16 ile çarparsan uzun yola eşit olur. O zaman bunu 16 ile çarpıyorum. Ve böylece kısa yol artık uzun yola eşit. Uzun yol nasıl ürettim? bunun çevresiyle bunun tur sayısını çarparak. işte denklem budur. Eskiden ÖSYM bu denklemi verir A'yı bulun derdi. Artık bu denklemi kapatıyor. Hikayesini veriyor. Denklemi de senin yazmanı istiyor. İşte yeni nesil soru. Hemen bunu üstü sayıya çeviriyorum. 2 üzeri 3'tür. Bu nedir? 2 üzeri 5'tir. Güzel. 16. 2 üzeri 4'tür. Bu 4. 4'ü 2'nin karesi diye yazın. Üstünde ne var bir de? 1 eksi A var. Doğru mu? Doğru. Şimdi üstün üstü çarpılırdı. Bu ikisini çarpacağım. 2 ile 1 eksi A'yı çarpıyorum. Tabi şu 4'ün önce ikisini yazayım. 2. Üstünü yazarken 2 ile 1 çarp. 2. Eksi. 2 ile A'yı çarp. 2 A. Güzel. Çarpı. Bu da zaten 2 üzeri 6. <laughs> Şunu nasıl dönüştürdüğümü umarım anladın. <laughs> Şimdi. Burada ne var? Hocam altları eşit. Üstleri toplayın. 3. 5 daha 8. Eşittir. Tüm altlar eşit. 2 yazdım. Üstleri topluyorum. Bak bunu. Bunu ve bunu toplayacağım. 4. 6 daha 10. 2 daha 12. Eksi 2 A'sı var bir de. Bu. E hocam altlar 2 2 eşitse üstler de eşit olmalı diyorsun. Süper. Bu 8 buna eşit olacak. Yani 8 eşittir. 12 eksi 2 a'ya. O zaman 2 a'yı buraya artı diye attım. 8'i eksi diye attım. 12'den çıkardım. 4 her iki tarafı 2'ye böl. A eşittir 2. Bitti. A'yı mı soruyordu? Buna göre a kaçtır? Bak bir şey buluyorum ya. Sızan gibi şıklara gitmiyorum. Hemen diyor ki soru köküne bir daha dön. A kaçtır diye. He, sakince o zaman yapıştırıyorum a'yı 2 olarak. Bu tarz soru çıkar arkadaşlar. İşte yeni nesil sorular bunlar. Bu kadar videoyu bu sorular için gösteriyorum. Şimdi bir şey de anlatacağım sonra yeni nesilden devam edeceğim. Ee, üslü sayılarda sıralama. Diyor ki sıralama yapabilmek için ya tabanları ya üstlerinin bir şeyin eşit olması lazım. Şöyle bir sayı verildi ve bunları sırala dedi. Hepsini 3'ün kuvveti şeklinde yazabilirim. 9 nedir? 3'ün karesidir. Üstünde ne var bize? 8. Bunları çarparsan 3 üzeri 2 kere 8 16'ya eşit olur. 2'dir. 8'e çarptım 16. Peki 27 nedir? 27 3 üzeri 3'tür. Üstünde bir de 5 var. Bu ikisini çarpmalıyım. 3 üzeri 15 eşit olur. Gördüğün gibi sıralarsam en büyüğü budur. Yani 9 üzeri 8. Bak 3, 3, 3. Üstleri en büyük olan nedir? Bunun üstü en büyük olduğu için daha büyüktür. 3 üzeri 16 en büyük. 3 üzeri 16 ne eşitti? 9 üzeri 8. Bu büyüktür. Şu ikisi eşit çıktı. O zaman eşit çıktığına göre 27 üzeri 5 eşittir 3 üzeri 15 şeklinde sıralayabilirsin. Sıralamak için mutlaka alt ya da üstten birini eşitlemeye çalış. Ve yine yeni nesil bir soru. İşte ÖSYM e bunu sorar. Neymiş? Hikayemizi okuyalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Benden önce çözmeyi bir denesene. Hadi. Hadi bakalım kim çözecek? Videoyu durdurup çözmeyi dene ve gerçekten dürüstçe de yorumlara at de ki hocam sizden önce çözdüm, aynı buldum ya da farklı buldum. Bunu yorumlarda okuyacağım arkadaşlar. Bakacağım tamam mı? Yandaki uçak kalkış yaptıktan 2 dakika sonra 20 bin santim yükseliyor. Bu yüksekliğe ulaştıktan sonra her 5 dakikada yüksekliğini iki katına çıkarıyor. Ha, bu yüksekliğe ulaştıktan sonra bak bu da tekerler yerden kalktı. İlk 2 dakika sonra 20 bin santim ulaştı. Bu andan sonra her 5 dakikada iki katına çıkarıyor yüksekliğini. Buna göre havalanından saat 14.54'te kalkış yapan bu uçağın 15.11'de ulaştığı yükseklik kaç santimdir? Ne yapıyorum? Mantıken arada kaç dakika var? Önce onu bulayım. Şu 15'e ulaşana kadar 6 dakika geçer. 15'ten sonra da 11 dakika geçmiş. 6, 11, 17 dakika. 17 dakikalık bir süremiz var. Şimdi uçak kalkış yaptı. 17 dakikanın 2 dakikası geçti mi? Geçti. Ne kadar yükseldi? Ee, 20.000. Tabi Tabii 20.000'i şöyle yazacağım. 2 çarpı 10 üzeri 4 sıfır olduğu için 10 üzeri 4. Bunu mavi yapmasa mıydım? Şunu. Neyse şöyle altın çizeyim. İkinci dakikada şu yüksekliğe ulaştı. Peki 5 dakika sonra 2 katına çıkarıyor yüksekliğini. 5 dakika geçsin. 7. dakikaya geldim artık. Şimdi bunu 2 katına çıkardığına göre artık 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 4 yapar. Yani 2 çarpı 10 üzeri 4'ü 2 ile çarptım. Peki bir 5 dakika daha geçsin. 12. dakika olur. Ne olur? Şurayı bir daha 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 4. Sonra bir 5 dakika daha geçecek. 17. dakikaya gelince şunların yanına bir daha 2 koyuyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 4 oldu. İşte ulaşacağı yükseklik budur. Aa şıklarda böyle bir şey yok. Neye ulaşmıştım bir daha yazayım. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4'e ulaştım. İşte cevabımız bu ama şıkları başka kurgulamış olabilir. Şıklar 5'li. He şu onu ayır diyor. Peki. Bak 2 üzeri 4 çarpı 10 nedir? 2 çarpı 5'tir. Kuvvet nedir? 4. Hem bunun hem bunun dördüncü kuvveti olmalı. Güzel. Onu bu şekilde ayırdım. E 2 2 aynı. Üstleri toplayacağım. 4 4 8. 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 4. İnşallah şıklarda bu vardır. Ee, yapıştır B şıkkında. Gördüm hemen yapıştırdım acımadım. Meseleyi anladınız mı? ÖSYM eskiden böyle bir e, sayısal periyot verirdi. Oradan soruyu çözmeni beklerdi. Ama artık öyle yapmıyor. Bir hikaye veriyor. Burada dakika makka veriyor. Bunlar arasındaki ilişkiden zamanı bul diyor ve hangi mantıkta ilerlediğini bulup uçağın ne kadar yükseldiğini bul diyor. İşte altın değerinde bir yeni nesil soru daha. Uçalım ve yine bir yeni nesil soru. Bunun neresi yeni nesil hocam? Küçücük bir soru diyebilirsin. Hikayesine bak şimdi. Yine benden önce çözmeye çalış bakalım yapabilecek misin? Durdur bak. Soru şu an okunabiliyor. Durdur, çöz. Diyelim ki çözdüm ben devam ediyorum. Bir izci kampına Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Peki güzel. Kampa geldiler. Bu öğrencilerin konaklamaları için hazırlanan 3 üzeri 5 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre bu kampa İstanbul'dan kaç öğrenci katılmıştır? Hayda. Ne saçma İstanbul'dan katılan nereden bulacağım ben şimdi? İstanbul'a özel bir şey istemiş. Ya da diyelim senin memleketin neresi? Oraya özel bir şey. Atıyorum, sallıyorum. Burdur'dan kaç kişi katılmıştır? Ya da ne bileyim. Elazığ'dan kaç kişi katılmıştır? Nasıl bulacaksın biliyor musun? Bak şimdi arkadaşım ipucu şu. İstanbul önemli değil burada. 81'in her birinden eşit sayıda öğrenci katılmış. He. Şimdi kaç tane çadır kurmuşlar? 3 üzeri 5 adet çadır var. E, her birinde kaç öğrenci kalıyor? 3 öğrenci. Çarp 3 ile üstleri toplarsam 3 üzeri 6 tane öğrenci var. Bunlar toplam toplam şey. Öğrenci sayısı. Evet Gördüğünüz gibi yazamıyorum da. 3 üzeri 6 tane öğrenci toplam. Kampa gelen herkes. Peki bunlar kaç ilden gelmişti? 81 ilden eşit gelmişti. 3 üzeri 6'yı 81'e bölersem ki bölemezsin. 3 üzeri 6 yazacaksın. 81'e ne yazacaksın? 3 üzeri 4'tür. 3'ün kuvvetine çevireceksin. E, bunu yukarı çıkarıp eksi yapacaksın. 6'dan 4'ü çıkardım. 3 üzeri 2 yani 9. Demek ki toplam öğrenci sayısını 81 ile bölersen bir ilden 9 öğrenci katılıyormuş. Bu il İstanbul'da olsa 9, Amasya'da olsa 9, Merzifon olsa da Merzifon olmaz il değil. Ağrı'da olsa 9, işte ne bileyim. Edirne'de olsa 9. Her ilden 9 kişi katıldığına göre İstanbul'dan da 9 kişi A, dokuz şıklarda 9 yok ama 3'ün karesi var. Bu arada hep B şıkkı çıkıyor nedense. Gördüğünüz gibi böylece İstanbul'da kaç öğrenci katıldığını bulduk. Soru zor değil ama bir hikayesi var. Okuduğu zaman ilginç geliyor ezber dışı. İşte ÖSYM böyle ezber dışı sorular sorar. Ve bir yeni nesil daha. Hadi şimdi bunu da tokatlayalım. Gizliden de bir sosyal mesaj veriyorum. Bak sigara içmeyin. Zararlarını anlatan bir soru yazdım. Bakalım nasılmış soru. Yine şöyle durayım. Videoyu durdurup soruyu okuyup çözebilirsin durdurdum ve çözdüğünü varsayıyorum. Şimdi çözümünü izle bakalım. Doktorlar bir adet sigaranın insan ömrünü 2 üzeri 4 dakika kısalttığını söylemektedirler. Hmm. İçinde 20 adet sigara bulunan bir paketin fiyatı da 2 üzeri 3 liradır. Bilgiler verilmiş. Diyelim ÖSYM de böyle bir şey yaptı. Soruyu yapıştırır. Yukarıda verilenlere göre 250 adet 256 paket sigara içen birinin ömründeki kısalma ve kaybettiği para miktarı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Ya ben ÖSYM olsam Gerçekten sorardım bu soruyu. Hem gizli bir sosyal mesaj veriyorum aradan hem de güzel bir düstü sayı sorusu. Soruyu anladınız mı? 256 paket sigara içiyor bu adam. Ömrü ne kadar kısalmış? Bir dakika. Bir dal yani bir adet sigara 254 kısaltıyor. Bir paketin içinde 20 tane var. Ve bu adam 256 paket almış. Şimdi paket sayısı önce ömründeki kısalmayı bulayım. Kısalma bak ne kadar zaman kaybetmiş hayatından. 256 paket her pakette 20 tane dal var yani sigara var ve her bir sigara 2 üzeri 4 kısaltıyor. İşte bu kısalma miktardır. Vay. Peki kaybettiğin para 256 paket aldın ve her paket 2 üzeri 3 lira. İşte bu da kaybettiğin para. Para önemli değil. Sağlık gidiyor. 2 üzeri 56 hangi sayının kuvveti diye düşünüyorum. 2'nin olduğunu biliyorum da öyle numaradan söylüyorum size. Şimdi 2'nin hangi kuvveti? 2. 2 ile çarp 4. 2 ile çarp 8. 2 ile çarp 16. 2 ile çarp 32. 5. 2 ile çarp 64. 2 ile çarp 128. 2 ile çarp 256. Bak 8 tane. 2'nin 8. kuvvetiymiş bu. 2 üzeri 8 çarpı. 20 nedir? 2'nin bir kuvveti değildir ama 4 çarpı 5'tir ya. 4 2'nin karesidir. 5'i de 5'te yazıyorum. Bu da zaten 2 üzeri 4 en sondaki. Hocam niye böyle ayırdınız? Ya hepsi 2'nin kuvveti şeklinde gideceğini anladığım için 20'nin içerisindeki 2'nin kuvvetini de bir ayıkladım. Buradan ne elde ettim? Bak şuraya yazayım. 5 çarpı 2 üzeri şunlar tabanlar aynı olduğu için üstlerini topluyorum. 8, 2 daha 10, 14. 14. İşte bu kaybettiğim zaman. Ömrümden geçen zaman. Peki kaybettiğim paraya geliyorum. Bu neydi? 2 üzeri 8'di. Çarpı 2 üzeri 3. Çarparsan üstler toplamak demektir. 2 üzeri 11. Bu da bu kaybettiğim zaman, bu kaybettiğim para. Ömründeki kısalma 5 çarpı 2 üzeri 14. Harcadığı para 2 üzeri 11. Yine şıkkı. Allah Allah. Yapıştır geç. Aslında bu soruların hepsi arkadaşlar sınav ikizi kitabındaki tüm soruların cevabı B değil ha. Yani ben bunları aralardan seçtiğim için hep B'li denk gelmiş yani. Güzel. Böylece bakın 5 çarpı 2 üzeri 14 dakika ömrünüzden kısalır. Bu kadar sigara içerseniz şu kadar da para kaybedersiniz. Bu para da az bir para değil. Bu da az bir zaman değil. Bunlara dikkat edin. Sigaradan, alkolden, ne bileyim uyuşturucu maddelerden lütfen uzak durun. Kaçın, kaçın, kaçın. Yani bir faydası yok vallahi. Hep size onu satan adamlar kâr ediyor. Yani sigara, alkol ya da uyuşturucu maddelerin hepsinin tek bir kazancı var. O da zaten e, ee, işe yaramayan haram kazanç satanlar kazanır sizi sömürürler hepsinden uzak durun. Gelelim bir borsa sorusuna. Bu da yeni nesil. Borsaya giriş yapan A şirketinin hisseleri her gün sonunda, her günün sonunda değerini 3 katına çıkarmaktadır. Vay. 1 lira gün sonunda 3 oluyor. 3 lira 9 oluyor. Böyle öyle gidiyor. Borsaya girdiğinde şirketin bir hissesi x lira olduğuna göre 15. günün sonunda şirketin bir hissesinin fiyatı kaç lira olur? Şimdi bak. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün şöyle çizeyim. Böyle gidiyor tık 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 tık. Şirket birinci gün x lira parayı koydu. Birinci günün sonunda 3 katına çıkacağına göre 3x olur gün sonunda. İkinci günün sonunda bak sabahında değil sabah 3x'i koydu gün sonuna bakıyoruz. 3 katına çıkar tekrar. 3 x 3x olur. Yani 3x'i bir daha 3 ile çarpıyorum. Koydum 3. gün sonunda bir daha 3 çarpacağım şurayı. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı x olur. Böyle böyle gidersem 15. günün sonunda ne olur? Şu üçlerden bak. Birinci günde bir tane var. ikinci günde iki tane var. Üçüncü günde üç tane var. 15. günde 15 tane olur. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 böyle. Şunlardan 15 tane olur. Dolayısıyla bir hissenin fiyatı ne kadar olur arkadaşlar? Diyeceksin ki hocam birinci gün 3'ün birinci kuvveti çarpı x. ikinci gün 3'ün karesi çarpı x. Üçüncü gün 3'ün üçün küpü çarpı x. Yani gün sayısı yukarı yazılıyor. Dolayısıyla 15. gün 3 üzeri 15 çarpı x'tir. İşte bu. Nerede? İnşallah 5 şıkkı değildir. <laughs> İnanmıyorum ya. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Bu da 5 şıkkı. Allah Allah. Ben kitabı bakayım. Acaba bütün şıklar B mi yoksa? Neyse ben demek ki yeni nesil soruları B yapmışım herhalde. Kodlamış mıyım bilmiyorum. Yok yok. Diğerleri öyle değildir inşallah. Şimdi arkadaşlar bu da aynı çıktı. Bazı arkadaşlar şunu yapmak isteyebilir. 3 üzeri x üzeri 15. Özellikle A şıkkına sazan olsun diye bunu koymuşum. Ya da şunu yapmak isteyebilir. X'in 15. kuvvet al alanlar olabilir. Ya da Şöyle 15 çarpı 3 üzeri x yapanlar olabilir. Hayır. Katlanarak artan şey 3 ve 3'ün kuvvetleridir. Giren başlangıçta x parası sabit kalıyor. Bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Ve bitmiş. Evet arkadaşlar. Parolamız nedir? Matematik soru çözerken öğrenilir. Bu yüzden bol bol soru çözün. Çözemediğin soruları biriktirin. Ve mutlaka birine sorun. Şenol Hoca Instagram'da burada. Beni buradan takip edebilirsiniz. Kitapları nerede bulabiliriz hocam? Tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. Tonguç satan kitapçılara gidin. Şenolcu kitabı istiyoruz deyin. Yoksa bile getiriyorlar arkadaşlar. İnternet sitelerinde de zaten var. Hoca mağazada, Tonguç mağazada ne bileyim başka her yerde bulabilirsiniz. Bol bol soru çözün. Artı bunun ikinci derste var. İkinci derste de üslü sayı denklemlerini anlatacağım. Onu ayırdım. Tamam Uzun olmasın diye ayırdım. Ve sonra köklü falan fistan devam edeceğiz. Görüşürüz. Bol bol soru çözün. Kendinize iyi bakın.